Kerem Hoca ile Kimya Dersinden herkese merhaba arkadaşlar. 3. AYT denemesiyle birlikteyiz. MEB tarafından hazırlanan ve çeşitli kaynaklardan derlediğim sorularla 3. denememizi çözmeye çalışacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. 1. sorumuz arkadaşlar, kuantum sayılarıyla ilgili bir soru. Kuantum sayılarının 3 tanesini yukarıda açıklamış. Buna göre atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayılarından hangisine sahip olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar biz bu soru üzerinde kuantum sayılarını şöyle bir tekrar edelim. Birincisi baş kuantum sayısı. Baş kuantum sayısı n ile gösteriliyor ve n neyi ifade ediyor? Bakın baş kuantum sayısı elektronun enerji düzeyine ve elektronun çekirdeğe olan ortalama uzaklığına bağlı olarak değişen kuantum sayısıdır. Demek ki baş kuantum sayısı elektronun bulunduğu orbitalin çekirdeğe olan uzaklığını ifade ediyor ve n ile gösteriliyor. Ve n değerimiz arkadaşlar 1'den başlayıp tam sayı değerler alıyor. 1, 2, 3, 4 gibi tam sayı değerler alıyor. Bu n, yani baş kuantum sayısı. 2, açısal momentum kuantum sayısı, yani l değeri. Orbitalin şeklini, elektronun bulunduğu orbitalin şeklini ve bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyinin olduğunu gösteren kuantum sayısıdır. Ve l değeri arkadaşlar dikkat edin, 0'dan başlar n-1'e kadar değer alır arkadaşlar. n-1'e kadar değer alır. Yani buradan şunu söyleyebilir miyiz? L n'e eşit olamaz ve n'den büyük olamaz arkadaşlar. Söyleyebilir miyiz bunu? Evet. L değeri n değerinden büyük ve eşit ne yapamazmış? Olamaz arkadaşlar. Mutlaka küçük olması lazım. Ve her bir L değerinde bir orbital karşılığı vardı. L 0 iken S orbitali, L 1 iken P orbitali, L 2 iken D orbitali, L 3 iken F orbitaliydi. Bunu da söyledik. Bu da açısal momentum kuantum sayısı. Bir de bizim manyetik kuantum sayımız var ki bakın bu da ML olarak gösterilmiş. ML de alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısıdır. Ve ML değeri arkadaşlar 2L artı 1 tane değer alır. 2L artı 1 tane değer alır ve bu değerler arkadaşlar eksi L ile artı L arasında değişir arkadaşlar. Bir de burada belirtmemiş ama bizim spin kuantum sayımız vardı. Bu da ne ile gösteriliyordu? MS ile gösteriliyordu. MS. MS'in 2 tane değeri var. Bakın 3 tanesi tam sayı değerler alırken MS eksi 1 bölü 2 ya da artı 1 bölü 2 değer alır. Başka bir değer almaz. Peki bu neyi belirtiyor arkadaşlar? Bu da elektronun kendi ekseni etrafında dönme yönü. Kendi ekseni etrafındaki dönme yönünü belirtiyor. Şimdi sorumuza geldik. Bakın kuantum sayılarını ne yaptık? Burada tekrar etmiş olduk. Bize diyor ki hangisinde diyor elektron kuantum sayılarının hangisine sahip olamaz? Hemen bakalım. N 4 iken arkadaşlar N 4 iken şuraya yanına yazalım. N 4 iken L ne olabilir? L 0 olabilir. L 1 olabilir. L 2 olabilir. L 3 olabilir. Çünkü N 1'e kadar değer alıyordu. 0'dan başladık. N 1'e kadar değer aldı. Şimdi L 3 olabiliyor mu? Bakın olabiliyor. Peki L 3 iken ML arkadaşlar ML eksi L ile artı L arasında değer alıyordu. L 3 iken ML o zaman ne alacak? Eksi 3 ile artı 3 arasındaki değerler alacak. Peki bu aralıkta artı 1 var mı? Var. O zaman A şıkkı doğrudur dedik. B'ye baktık. N üçgen. L 1 olabiliyor mu? N üçgen arkadaşlar. L'nin alabileceği değerler 0'dan başladım. N eksi 1'imiz kaç? 2. Demek ki L 2'ye kadar değer alabilir. L 1 olabiliyor mu? Bakın olabiliyor. Peki L 1 iken ML ne olacak? Eksi L ile artı L arasında, yani eksi 1, 0 ve artı 1 değerlerini alacak. 0 var mı? Var. O zaman B şıkkı da doğru. Geldim C şıkkına. N2 iken N-1 ne yapar? 1 yapar. O zaman L 0 ve 1 değerlerini alır arkadaşlar. 1 aldı mı? Bakın aldı. L 1 iken ML ne oluyordu? Eksi L ile artı L arasında, yani eksi 1, 0, artı 1 değerlerini alıyordu. Eksi 1 var mı? Var. O zaman C şıkkımız da doğru. Gelir D şıkkı. N 1 iken L'nin tek bir değeri vardır. O da hangisidir? 0'dır. Çünkü L 1 olamaz, N'e eşit olamaz. L 0 iken eksi L ile artı L arasında ML.
O zaman ML'de kaç olur L sıfırsa? ML'de sıfır olur. Bakın L sıfır oldu, ML'de sıfır oldu. D şıkkına doğru. Geldim E şıkkına. N üçgen, L'nin 3 olma ihtimali var mı arkadaşlar? Yok. Neden? Çünkü L, bakın ne dedik? N'e eşit olamaz. N'den büyük olamaz. Dolayısıyla burada E şıkkındaki kuantum sayılarına elektronumuz sahip olamaz arkadaşlar. Spin kuantum sayısı, işte manyetik kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı, baş kuantum sayısını bu soruyla ne yapmış olduk? Tekrar etmiş olduk. İkinci sorumuz bir periyodik sistem sorusu. Demiş ki X, Y, Z elementlerinin periyodik sistemdeki grup numaraları sırasıyla 2A, 5A ve 8A. O zaman X'in 2A, Y'nin 5A, Z'nin de 8A olduğunu ne yapıyoruz? Söyleyebiliyoruz. Bana demiş ki 3 tane öncül vermiş. Bunlardan hangisi demiş, hangileri en az ikisi için doğru olabilir demiş. En az ikisi için. Şimdi birinci öncülümüz. Elektron diziliminin S2 ile sonlanması. Arkadaşlar S2 ile sonlanan ne var? Şimdi elektron dağılımlarına bakalım. 2A'daki adam S2 ile biter. 5A'daki adam S2P3 ile biter elektron dağılımı. 8A'daki adam S2P6 ile biter. Ama helyumda 8A'da helyumun dağılımı ne ile bitiyor? S2 ile bitiyor. O zaman S2, bakın, hem 2A'daki için hem de helyum için, yani 8A'daki için ortak olabilir mi? Olabilir. O zaman birinci öncülümüz en az ikisi için doğrudur. İkinci öncülümüz P bloğunda yer alması. Evet, 1A ve 2A grubu elementleri S bloğunda yer alır. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A elementlerimiz P bloğunda yer alır. B grubu dediğimiz geçiş elementlerimiz D bloğunda yer alır. Alttaki iki sıramız lantanit ve aktinitler ise, lantanit ve aktinitler ise F bloğunda yer alır arkadaşlar. F bloğunda yer alır. Şimdi helyuma dikkat edin. Helyum her ne kadar 8A'nın içerisinde olsa da, yani 8A grubu elementi olsa da, dağılımı S2 ile bittiği için ne diyeceğiz? Helyum S bloğu elementidir diyeceğiz. S bloğu elementi. Peki şimdi bakalım, X 2A grubunda. 2A grubundaysa hangi bloktadır? S bloğundadır arkadaşlar. O zaman X S bloğundadır dedik. Geldik Y'ye bakalım. Y hangi blokta arkadaşlar? Y 5A grubunda. 5A grubundaki adam hangi blokta? Şu X'e ne dedik? Şuraya yazalım arkadaşlar. X'in 2A olduğunu söyledik ve S bloğu. Peki Y 5A grubunda. 5A grubundaki adam hangi blokta? P bloğunda. Peki Z elementine bakalım. Z elementi 8A'da. Şimdi 8A'daki adam P bloğu olabilir. P bloğu olabilir. Ama helyumsa S bloğu da olabilir. O zaman Z normalde P bloğudur arkadaşlar. Ama helyumsa bu S bloğu, Z elementimiz soygaz olacak ya. Helyumsa helyumun S bloğu olduğunu unutmayacaksınız. O zaman P bloğu da yer alması. Hem Y hem Z için olabilir mi? Olabilir. Bu da tamam. Geldim oda koşullarında gaz halde olması. 2A'daki adam metal. Bakın X'in metal olduğunu söyleyebilirim. X metalse oda koşullarında katı haldedir. Y dikkat edin 5A grubunda kim var? Azot aklıma gelecek hemen. Ametal aklıma gelecek. Ametaller karbon hariç oda koşullarında gaz halinde bulunur. Tabi şeyleri de var. Katı sıvı gaz halinde bulunabilir ametaller. Buna da dikkat edin. Karbon katı halde bulunur. Flor, klor, brom gibi maddelerimiz, oksijen mesela gaz halinde bulunur. Brom sıvı halde bulunur. İyot katı halde bulunur. Dolayısıyla 5A grubunda ametal olduğu için gaz olabilir mi? Olabilir. Ki en önemlisi azot gazı. Azot 5A'dadır ve oda koşullarında gaz haldedir. Z soy gaz zaten. Z soy gaz oda koşullarında hangi haldedir arkadaşlar? Gaz halindedir. Bakın gaz halde olması ikisi içinde ne yapar? En az ikisi içinde doğrudur. Dolayısıyla cevabımız 3'ü de olur. Cevap E şıkkı olur arkadaşlar. Evet, güzel bir soru. Bakın MEP tarafından hazırlanan örnek sorularda yer alan bir soru arkadaşlar. Bu şekilde periyodik sistemi de bu soruyla en azından tekrar etmiş olduk arkadaşlar.
Üçüncü sorumuz bir gaz sorusu. Bu da MEB tarafından hazırlanmış örnek sorular içerisinde yer alan bir soru. Demiş ki multivalve yani şamandıra LPG tankı üzerine bağlanan ve tank içerisindeki LPG seviyesini kontrol eden çok amaçlı bir cihazdır. LPG'li araçların tankları basınçlı bir kap örneğidir. LPG tanklarının üzerinde bulunan multivalve tankın doldurulurken kapasitesinin %80'i kadar dolmasını sağlamak üzere ayarlanmıştır. Tankın daha fazla yakıtla dolması araçlar için risklidir. Toplam kapasitesi 105 atm olan bir LPG tankında 6 atmosfer basınç yapan 2 mol gaz bulunmaktadır. Buna göre multivalve içeren bu tanka kaç mol gaz daha eklenebilir demiş. Gazın ideal olduğu varsayılacaktır. Şimdi ideal olduğu varsayılacaksa bir formülüm vardı benim. Neydi o formül? Paran varsa ne rahat Türkiye. P, V, N, R, T formülüydü arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Paran varsa ne rahat Türkiye. Şimdi o zaman bakalım sorumuza. Toplam kapasitesi neymiş? 105 ATM. Ama ben bunu tamamını doldurmuyorum ki. Kaçını dolduruyorum? %80. O zaman 105'in bir %80'ini bulalım arkadaşlar. 105'in %80'i. 80 bölü 100 dedik. Buradan şundan şu gitti. 8 çarpı 105 840. 10'a böldüm. 84 ATM. Demek ki arkadaşlar eğer LPG tankımız tamamen dolarsa arkadaşlar içerisindeki basınç ne oluyormuş? 84 ATM oluyormuş. Çünkü %80'i kadar doluyor. 105'in %80'ini bulduk. 84 ATM. Bana diyor ki 6 atmosfer basınç yapan 2 mol gaz bulunmakta. Dikkat edin. Basıncım değişti mi? Değişti. Şuradaki değişkenlerimize dikkat edin. P, V, N, R, T'de. Burada R sabit. P basınç birimi ATM olur. V hacim birimi litre cinsinden. N mol sayısı. M bölü MA ile bulunur. T'de mutlak sıcaklık birimi nedir? Kelvin'dir. Bu bakın R sabit arkadaşlar. Gaz sabiti. Bu dört değişken basınç, hacim, miktar yani mol sayısı ve sıcaklıktan en az birisinde bir değişme varsa arkadaşlar bu formülümüzü iki kez alt alta yazın. P, V, N, R, T formülünü alt alta yazalım. Sabitleri götüreceğiz. Geri kalanları yerine yazacağız. Bir kere R gaz sabiti. Gitti. Geldim. Sıcaklıkla ilgili bir bilgi var mı arkadaşlar? Sıcaklıkla ilgili bir bilgi yok. O zaman sıcaklığı sabit kabul ettik. Şimdi LPG tankı arkadaşlar. LPG tankının hacmi de sabittir. Ne kaldı elimizde? Hacimle ilgili bir bilgi de yok yani. O zaman ne kaldı? P1 bölü P2 M1 bölü N2 formülümüz kaldı. Buradan verilenleri yerine yazıyoruz. İlk önceki basıncım, ilk basıncım bakın 6 ATM basınç yapan 2 mol gaz var. Demek ki basıncım 6 ATM iken molüm 2 mol. Peki tankın tam dolduğunda yani 84 ATM olduğunda molüm kaç olur arkadaşlar? Buradan işlem yaptığım zaman hop hop 3. 3N 84 ise N ne yapar arkadaşlar? 28 mol buluruz. Dikkat edin. Demek ki gazım tam dolu, tankım tam doluyorsa, LPG tankım tam doluyorsa içerisinde 28 mol gaz olacak. Şimdi şıklarda 28 var. Hemen sazan gibi atlamıyoruz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Soruya odaklanıyoruz. Soru bize neyi soruyor? Diyor ki soru, bu tanka kaç mol daha gaz eklenebilir? Dikkat edin. İçeride 2 mol gaz var zaten. Toplam 28 mol olması lazım. 28 olması için 2 mol var. O zaman kaç ekleyeceğim arkadaşlar? 26 mol gaz eklenmelidir yorumunu yapacağım. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Bakın P, V, N, R, T formülünü 2 defa yazdım. O 4 değişkenden birisi yani basınç, hacim, miktar, sıcaklık en az birisi değişiyorsa o formülü 2 kere yazın. Sabit olanları götürün. Geri kalanlarını yerine yazıp soruyu bulun. Ama soruyu bulduğunuzda mesela biz 28 bulduk. Hemen 28'e atlamayacağız. Neden? Çünkü bize neyi soruyor? Oraya dikkat edip ondan sonra cevabı bulacağız arkadaşlar. Geldim dördüncü sorumuz.
Bir gaz karışması sorusu arkadaşlar, gazlar sorusu, karşılaştırması, gazların difüzyonu ile ilgili bir soru. Şekildeki özdeş kaplarda helyum ve oksijen gazları bulunmaktadır. Musluklar aynı anda açıldığında gazların ilk olarak 3 numaralı bölmede karşılaşabilmesi için, bakın burada karşılaşabilmeleri için hangileri yapılmalıdır demiş. Bölmelerin eşit ağırlıklı olduğunu vermiş. Helyumun 4, oksijenin 16 gram olduğunu vermiş molekül ağırlığının. Şimdi arkadaşlar hız neyle orantılıydı? Hız, bir gazın hızı sıcaklığın kare köküyle doğru, molekül ağırlığın kare köküyle ters orantılıdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Demek ki hız bir gazın difüzyon hızı sıcaklığın kare köküyle doğru orantılı, molekül ağırlığın kare köküyle ters orantılı. Şimdi sıcaklıklar aynı mı? Aynı. Peki sıcaklıklar aynıysa molekül ağırlığı küçük olan helyum ne yapacak? Daha hızlı hareket edecek. Helyum molekül ağırlığı 4, O2 gazınınki 32. Bakın ne yapacak? Yavaş eması düşük olan, hafif olan hızlı gidecek arkadaşlar. Hafif olan hızlı yayılacak. Hızlı yayılır. Dolayısıyla burada hafif olan kim? Helyum. Helyum daha hızlı yayıldı. Dolayısıyla ilk karşılaşma anları 3'ün sağ tarafında, yani 4 ve 5'te olacak normalde. Sıcaklıklar aynı çünkü şu anda. Yani şu arada bir yerde karşılaşacaklar bunlar. Biz bunu 3'e çekmek istiyoruz. 3'e çekmek için ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağım iki tane şey var. Bir, helyumun hızını düşürmek ya da şu V hız arkadaşlar, ya da oksijenin hızını ne yapmak arkadaşlar? Artırmak. Eğer ben helyumun hızını düşürürsem ya da oksijenin hızını yükseltirsem arkadaşlar, 3 nolu bölmede ne yapabilirler? Karşılaşabilirler. Peki helyumun hızını azaltmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? Helyumun hızını azaltmak için 1. Helyumun sıcaklığını ne yapmam lazım arkadaşlar? Azaltmam lazım. Helyumun sıcaklığını azaltmam lazım. Çünkü sıcaklığın kareköküyle doğru orantılıdır hız. Peki ya da ne yapmam lazım? Oksijenin hızını artırmak için oksijenin sıcaklığını artırmam lazım. O zaman öncüllere bakıyorum. 1. Oksijen gazı ısıtılmalıdır. Evet, oksijen gazı ısıtılmalıdır. 2. Helyum gazı ısıtılmalıdır. Hayır, helyum gazının sıcaklığı düşürülmelidir. 2 olmaz. 3. Helyum gazının miktarı azaltılmalıdır. Arkadaşlar şunu unutmayın. Yayılma hızı sadece sıcaklık ve molekül ağırlığına bağlıdır. EMA'ya bağlıdır arkadaşlar. EMA'ya bağlıdır. Kütle, yani madde miktarı yayılma hızını değiştirmez. Yayılma hızını değiştirmez arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Dolayısıyla helyum gazının miktarını azalt, artır, ne yapmaz? Yayılma hızı değişmez. Dolayısıyla bu öncülümüzde olmaz. Bana hangisi yapılmalıdır diye soruyor. Cevabımız A şıkkı olur diyoruz. Geldik 5. soruya. 5. soru 3 tane çözelti var. Bu 3 tane çözeltinin kaynama noktası, donma noktası, ozmotik basınç, elektrik iletkenliği, buhar basıncını sıralatma sorusu arkadaşlar. Hemen şunu söyleyeceğiz. Bu şekildeki sorularda birden fazla çözeltinin kaynama noktası, donma noktası, ozmotik basıncı, elektrik iletkenliği ya da buhar basınçlarını karşılaştıracaksa bize, biz neyi bulacağız arkadaşlar? Çözeltilere ait derişimleri, ya molal derişimleri ya da molar derişimleri bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. Çözeltilere ait molar ya da molal derişimleri biliyorsam ne yapabilirim? Kaynama noktalarında sıralarım, donma noktasında, basıncıda, elektrik iletkenliğinde, buhar basıncında sıralayabilirim. Peki çözeltinin kendi derişimi mi arkadaşlar? Hayır, çözeltinin kendi derişimi değil. Ne lazım bize? Çözeltinin derişimini bulduktan sonra toplam tanecik derişimi lazım arkadaşlar. Toplam tanecik derişimi, yani iyon derişimi demek daha doğru. Toplam tanecik derişimi artarsa kaynama noktası ne yapacak? Artacak. Maçka ne yapacak kaynama noktası arttığı için? Maçka dediğim moleküler arası çekim kuvveti arttı. Ozmotik basınç ne yapacak arkadaşlar? Ozmotik basınç arttı. İletkenlik ne yapacak? Toplam tanecik derişimi artarsa, toplam iyon derişimi artarsa iletkenlik artar. Tabii çözeltimiz neyse
elektrolitse, elektrolit değilse, yani elektriği iletmiyorsa iletkenliğimiz değişmeyecek. Bunlar artacak. Peki neler azalacak? Buhar basıncımız azalacak mesela. Toplam tancik derişimi artarsa buhar basıncı azalır. Donma noktası azalır. Uçuculuk ne yapar arkadaşlar? Azalır. Bir sıvının içerisinde, saf bir sıvının içerisinde uçucu olmayan bir katı çözdüğüm zaman işte bunlar olur. Kaynama noktası yükselir, maçka yükselir, ozmotik basınç artar, iletkenlik artar. İletkenliğe dikkat edin. Tabi elektrolitse diyoruz. Elektrolit değilse, yani elektrik iletmeyen bir çözetse, mesela şekerli su gibi, alkollü su gibi elektrik iletmiyorsa iletkenliğimiz değişmez. Buhar basıncı azalır, donma noktası azalır, uçuculuk azalır. O zaman arkadaşlar geliyorum soruya. Derişimleri belli mi? Bakın, çözeltilerin kendi derişimleri belli. Molal derişimleri belli. Ama bana toplam tancik derişim lazım. Hemen bakalım arkadaşlar. Birincinin toplam tancik derişimi. Toplam tancik derişimi nasıl bulunur? Kendi derişimi 0,1 çarpı vereceği iyon sayısı. Atom sayısı değil, buraya dikkat edin, iyon sayısı. CaCl2 suda iyonlaştığı zaman 1 kalsiyum 2 de klor iyonu verir. Toplam 3 tanecik verir. Ve ne olur? 0,3 molal tanecik gelir arkadaşlar birinciden. Birinciden bu geldi. 2'ye bakalım. 2'deki kendi derişimi 0,4 molal çarpı dedim. C6H12O6 bir şekerdir arkadaşlar. Şeker ve alkol suda ne yapar? Moleküler çözünür. Dolayısıyla iyonlaşmadan çözünür. Tanecik sayısını biz 1 kabul edeceğiz. Şeker ve alkol için moleküler çözünen, bakın moleküler çözünen şeker gibi moleküler çözünen tanecikler için iyon sayısını 1 kabul ettim. 0,4 molal oldu tanecik. Üçüncüsüne bakıyorum arkadaşlar. Üçüncüsüne bakıyorum. Kendi derişimi 0,3 molal çarpı iyon sayısı. NaCl ile iyonlaştırdığım zaman bir Na iyonu geldi, bir de klor iyonu geldi. Toplam gelen iyon sayısı 2 oldu. Buradan da ne bulduk? 0,6 molal tanecik bulduk. O zaman arkadaşlar toplam tanecik derişimini ben büyükten küçüğe doğru salayım. Toplam tanecik derişimi kimde büyük? 3'te daha büyük. Sonra 2, sonra 1. Şuna dikkat edin, bak bu şekerli su ha. İkincisi şekerli su, iletkenliği sıralarken dikkat edin. Evet, 3 büyük, 2 büyük, 1 bulduk toplam tanecik derişimi. Peki ben kaynama noktasını sıralayayım mesela. Kaynama noktasıyla toplam tanecik derişimi ne dedik? Doğru orantılı dedik. O zaman toplam tanecik derişimi 3 büyük, 2 büyük, 1 ise kaynama noktası sıralaması da budur dedik. Geldik. Mesela donma noktasını sıralayayım arkadaşlar. Toplam tanecik derişimi ne kadar fazlaysa donma noktası o kadar düşük olur. 3'te daha fazla olduğuna göre donma noktası 3'te daha küçük olur arkadaşlar. Peki ozmotik basıncı sıralayayım arkadaşlar. OB ile göstereyim ozmotik basınç. Tancık derişim arttıkça ozmotik basınç ne yapıyordu? Artıyordu. O zaman 3 büyük, 2 büyük, 1 sıralamasını söyleyebilir miyim? Evet. Geldim. İletkenliğine bakalım. Elektrik iletkenliğine. Toplam tancık derişimi ile doğru orantılıydı. Toplam tancık derişimi büyük olan 3. Sonra 2, ama 2 ne dedik? Şekerli su dedik. Şekerli su elektriği iletmediği için onun elektrik iletkenliğini en düşük kabul ediyorum. Ve 3 büyük, 1 büyük, 2 diyorum. Peki buhar basıncını sıralayalım arkadaşlar. Buhar basıncında bakın toplam tancık derişimi büyük olanın buhar basıncı en düşüktür. O zaman ne diyeceğiz? 1 büyük, 2 büyük, 3 diyeceğiz. İşte arkadaşlar bu sıralamaya göre şıklarımıza bakalım. A şıkkı demiş ki kaynama noktası en büyük olan çözelti 3'tür. Evet, kaynama noktası en büyük olan çözelti 3. A doğru. Geldim B şıkkına. Donma noktası en büyük olan çözelti 1'dir. Donma noktası en büyük olan çözelti 1'dir. B de doğru. C şıkkı. Ozmotik basıncı en büyük olan çözelti 3'tür. Ozmotik basıncı en büyük olan çözelti 3. Bu da doğru. D şıkkı, elektrik iletkenliği en az olan çözelti 2'dir. İletkenliği en az olan 2'dir. Bu da doğru. E şıkkına baktığımızda buhar basıncı en büyük olan çözelti 3'tür. Halt etmiş arkadaşlar. Buhar basıncı en büyük olan 1. En düşük olan 3'tür. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı yanlış olur diyoruz arkadaşlar. Evet, güzel bir çözelti sorusu. Konuyu neredeyse tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Altıncı soru. Yine çözeltilerle ilgili bir soru. Çözünürlük sıcaklık grafiği vermiş. X, Y, Z maddelerin sudaki çözünürlüklerin sıcaklığa değişimi grafikteki gibidir. Bu grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen arkadaşlar, çözünürlük sıcaklıkla azalıyorsa, bakın sıcaklık arttıkça
Çözünürlüğüm azalıyorsa, çözünürlük azalırsa böyle çözünmelere biz ne diyorduk? Egzotermik çözünme diyorduk. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artarsa böyle çözünmelere ben ne diyordum arkadaşlar? Böyle çözünmelere de endotermik çözünme diyordum arkadaşlar. Endotermik çözünme diyordum. Şimdi X'in, Y'nin ve Z'nin çözünürlüklerine bakalım. Yani endotermik mi, egzotermik mi bakalım arkadaşlar. X'in çözünürlüğü, dikkat edin. X'in çözünürlüğü. Sıcaklık arttıkça ne yapıyor? Azalıyor. O zaman X'in çözünürlüğü egzotermiktir. Peki Y'ye bakalım. Y arkadaşlar, sıcaklık arttıkça az da olsa bir artış var arkadaşlar. Grafikten görüyorsunuz. O zaman endotermik çözünme diyoruz. Z'ye bakıyorum. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artmış. Bu da endotermik çözünme diyorum. O zaman X çözünürken ısı açığa çıkar mı? Isı açığa çıkar. Egzotermik olduğu için. Peki Y ve Z çözünürken ısı ne yapar? Isı alarak çözünür arkadaşlar. Isı alarak çözünür. Çünkü endotermik. Şimdi bunları belirledim. Peki fiziksel halleri için ne diyebilirim? X, Y, Z'nin fiziksel hali. Şimdi gazların, şunu da biliyoruz. Gazların çözünürlüğü, sudaki çözünürlüğü, bakın sudaki çözünürlüğü egzotermik. Egzotermiktir. Ama katı ve sıvıların çözünürlüğü, katı ve sıvıların sudaki çözünürlüğü hem egzo olabilir hem de endotermik olabilir arkadaşlar. Bu ifadelere de dikkat edip sorumuzu cevaplayacağız. Şimdi A şıkkı demiş ki X çözünürken ısı açığa çıkar. Evet, X'in çözünürlüğü egzotermiktir. Çözünürken ısı açığa çıkar. B şıkkı Y ve Z'nin çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar. Evet, bakın arkadaşlar, Y ve Z endotermik, X egzotermik. Dolayısıyla Y ve Z'nin çözünürlüğü sıcaklıkla beraber ne yapar? Artar. Z daha çok artar ama Y ne yapar? Az etkilenir. B de doğru. C şıkkı X gaz, Y ve Z katı olabilir. Dikkat edin. X egzotermikse bu ne olabilir? Gaz olur arkadaşlar. Olabilir diyor zaten. Y ve Z ne olabilir? Katı ya da sıvı olabilir arkadaşlar. Hocam X'in katı sıvı olma ihtimali yok mu? X katı sıvı da olabilir. Çünkü endotermik katılarımız da var. Egzotermik olan, çözünmesi egzotermik olanlar da var. Katı ve sıvılar da hem endotermik hem egzotermik. Ama gazlar da egzotermiktir. Bana olabilir dediği için C de doğru. Geldim D şıkkı. Z'nin çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi Y'ninkine göre daha azdır. Dikkat edin. Z'ye bakın arkadaşlar. Z şu şekilde artarken sıcaklıkla değişimi fazlayken Y'nin sıcaklıkla değişimi biraz daha düşüktür. Bak Y düşüktür. Ama burada ne demiş? Z'nin çözünürlüğünün sıcaklığa değişimi Y'ye göre daha azdır demiş. Halt etmiş. Dolayısıyla yanlış cevabımız D'dir. Peki E'ye bakalım. Y ve Z çözeltileri soğutulduğunda X çözeltisi ısınla çökelme gözlenir. Çökelme ne zaman gözlenir? Çözünürlük azalıyorsa gözlenir. Peki çözünürlük ne zaman azalır? Bakın X için sıcaklık arttığında, yani ısıtıldığında çökelme gözlenir. Y ve Z ısıtıldığında değil, soğutulduğunda çözünürlük azalır. Yani çökelme gözlenir. Dolayısıyla E şıkkı da doğru. Yani çözünürlüğün azalması durumunda ne olur arkadaşlar? Bir çökelme olayı olur. Diyoruz ve sorumuzu bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Cevaplamış oluyoruz. Geldik 7. soruya. 7. soru bir enerji sorusu arkadaşlar. Enerji sorusu. Bu tür sorularda bize yanlışı soruyor. Önce tepkimemizin egzotermik mi, endotermik mi olduğunu bulalım. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar sol tarafta daima girenler, sağ tarafta ürünler yer alır. Yani tepkimemin başlandığı yer, grafiğimin başladığı yer girenlere aittir. Bittiği yer ürünlere aittir arkadaşlar. Bakın girenler başlangıç, ürünler bitiş. Şimdi geldim. Kim aşağıda arkadaşlar? Ürünler girenlerden daha aşağıda. Yani ürünlerin enerjisi girenlerden daha küçük. Peki ürün girenleri sol tarafa at, ürünlerin yanına gönder. Ürünler eksi girenler değerimiz ne oldu? Sıfırdan küçük oldu. Ürünler eksi girenler nasıl bulunuyordu? Yani neyle neyi ifade ediyordu? Delta H.
Demek ki delta H değerimiz sıfırdan küçüktür. Ve böyle tepkimelere biz ne diyorduk? Egzotermik tepkime diyorduk. Egzotermik tepkimelere delta H sıfırdan küçükse arkadaşlar, biz ne diyeceğiz? Isı açığa çıkar diyeceğiz. Isı açığa çıkar. Peki ısı kimyasal tepkimede nerede gösterilir? Isı ürünlerde gösterilir arkadaşlar. Isı ürünlerde gösterilir. Peki ısı ürünlerde ise minimum enerjili olma eğilimi. Minimum enerji olma eğilimi. Bakın yorumların hepsini yapayım, ondan sonra cevabımıza geçeceğiz. Minimum enerji olma eğilimi nerededir arkadaşlar? Nereye doğrudur? Ürünlere doğrudur. Çünkü her zaman ısının olduğu yöne doğrudur arkadaşlar. Peki egzotermik tepkime ile ilgili diğer bileceğimiz bir şey, tepkime istemli bir olaydır. Yani kendiliğinden gerçekleşir yorumunu yapacağız. Ve gerçekleşirken ortamın sıcaklığı ne yapacak? Artacak. Peki kim kararlıdır arkadaşlar? Kim kararlı? Aynı şartlarda, bakın aynı şartlarda enerjisi düşük olan. Kimin enerjisi düşük? Ürünler girenlerden düşük. O zaman aynı şartlarda ürünler daha kararlıdır diyeceğiz. Ama sıcaklık değişmişse, mesela yüksek sıcaklıkta dedi. Yüksek sıcaklıkta kim yüksekse o kararlı. Yüksek sıcaklıkta kim yüksek? Bakın kim yüksekte? Girenler. O zaman yüksek sıcaklıkta girenler kararlıdır yorumunu yapıyorum. Düşük sıcaklıkta da düşük olan kim? Ürünler. O zaman ürünler daha kararlıdır diyorum. Evet, bu yorumlara göre sorumuzu cevaplayalım. Hangisi yanlıştır demiş. A şıkkı tepkime egzotermiktir. Doğru. B şıkkı tepkime sırasında. Bakın şu aradaki fark, ürünlerle girenlerin arasındaki fark, yani 890 kilojul. Tepkimemizin nesi bu? Delta H'ı. Egzotermik olduğu için negatif olacak ve eksi 890 olacak arkadaşlar. Delta H'ımız eksi 890. Peki tepkime sırasında 890 kilojul ısı salınır. Bakın ısı salınır. Salınmak demek açığa çıkmak demek. Isı açığa çıkacak mı? Evet, açığa çıkacak. Bu ifadelere dikkat edin. Tepkime sırasında 890 kilojul ısı alınır deseydi yanlış. Çünkü ısı alma nerede? Isı girenlerde olacağı için endotermiktir. Isı alarak gerçekleşen endotermik olaylardır. Bu egzotermik olduğu için ısı salacak, ısı açığa çıkacak. B şıkkımız doğru. C şıkkı tepkimenin denkleminde ısı nerede gösterilir dedik? Isı ürünlerde. Göstermiş mi? Göstermiş. D şıkkı aynı şartlarda ürünler daha kararlıdır. Evet, aynı şartlarda enerjisi düşük olan ürünler daha kararlıdır. Minimum enerji olma eğilimi. Minimum enerji olma eğilimi her zaman ısının olduğu yöneydi. Isı nerede? Ürünlerde. O zaman minimum enerji olma eğilimi nereye doğru? Ürünlere doğru. Burada ne demiş? Girenler lehine demiş. Yanlış demiş arkadaşlar. Cevabımız Edirne yorumunu yapıyoruz. Peki. Geldik 8. soruya. 8. sorumuz bir hız sorusu arkadaşlar. Karşınıza çıkabilecek soru. İki basamakta gerçekleşen tepkimenin hızlı basamağını vermiş. Net tepkimeyi vermiş. Bakın şu net tepkimemiz. Şu verilen net tepkime. Hızlı basamağı da vermiş. Bizden hız bağıntısını istiyor. Arkadaşlar mekanizmalı bir tepkimede. Yani iki basamaklı, üç basamaklı ki biz bunlara mekanizmalı diyoruz. Mekanizmalı tepkimelerde hız kime göre yazılıyordu arkadaşlar? Hız ifadesi yavaş basamağa göre yazılıyor. Evet, yavaş basamağa göre yazılır. O zaman ben buradan neyi bulmam lazım? Yavaş basamağı bulmam lazım. Yavaş basamağı nasıl bulacağım? İki basamaklıysa arkadaşlar bu. Hızlı basamakla yavaş basamağın toplamı bana neyi verecek? Net tepkimeyi verecek. Ben yavaşı bulmak için ne yapacağım? Net tepkimeden hızlı basamağı çıkartacağım arkadaşlar. Hızlı basamağı çıkarmak demek, eksi var ya önünde. Hızlı basamağı ters çevir demek ve taraf tarafa net tepkimeyle topla demek arkadaşlar. Eksi hızlı yani. Eksi hızlı demek hızlı basamağı ters çevir. Hızlı basamağı ters çevirirsem bakın. Hızlı basamak buydu. Bunu ters çevirirsem 2xy 2 ürünlerdeydi, girenlere aldım. Şu şekilde 2 tane xy artı y2. Şurada xy artı y2. Bu hızlı basamağın ters çevrilmiş hali. Net tepkimeyi yaz altına hemen. 2 tane xy artı y2 hop x2 y4. Şimdi ne yapıyorum? Taraf tarafa topla, yavaş basamağı bul arkadaşlar.
Şimdi geldim. Solda x 2 tane x'ye, sağda 2 tane x'ye. Solda y2, sağda y2 birbirini götürdü. Geri kalanları yazıyorum. 2 tane x'ye 2, x2, y4. İşte yavaş basamağı ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. Ben hız basamağını, hız ifadesini nasıl yazacaktım? K çarpı girenlerin derişimi arkadaşlar. Girenlerin derişimi katsayılarda ne olarak yazılacaktı? Üst olarak yazılacaktı. O zaman burada yavaş basamağın girenlerinde kim var? K çarpı x'ye 2 var. X'ye 2 gazı var. Katsayısı da 2. O zaman K çarpı x'ye 2'nin karesi ifadesi bizim hız ifademizdir. Yani cevabımız ne oluyor arkadaşlar? B şıkkı oluyor. Demek ki bize basamaklardan biriyle net tepkime verilmişse yavaş basamağı bulmak için ne yapacağız? Şunu unutmayacağız. Hızlı basamakla yavaş basamağı topladım. Net tepkimeyi verdi. O zaman yavaş basamağı bulmak için netten hızlı ifadeyi hızlı basamağa çıkartıyorum. Hızlı basamağa çıkartmak demek hızlı basamağı ters çevir netle topla demek arkadaşlar. Geldim 9. soru, denge sorusu. Güzel bir soru arkadaşlar. Sabit hacimli kapalı bir kaptaki madde derişimlerinin zamanla değişimi tabloda verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi sırayla bakıyorum. Başlangıçta kapta sadece x vardır. Şimdi başlangıç dediği 0 saniyeye bakıyorum. 0,8 molar x var. 0 molar y. Yani y'den yok. Sadece x var. A doğru mu? Doğru. B şıkkı 45 saniye sonra tepkime dengeye ulaşmış. Dengeye ulaşmadığını nereden bileceğim arkadaşlar? 1. İleri yönlü hızla geri yönlü hız eşit olur. Ya da maddelerin derişimleri ne kalır? Sabit kalır. Şimdi bakıyorum. 0'dan 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,5, 0,5. Dikkat edin. Ne yaptı? X sabit kaldı. Y'ye bakıyorum. 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,6, 0,6. Ne zamandan itibaren sabit kalmaya başladı? 45. saniye. O zaman 45 saniye sonra tepkime dengeye ulaşmış mıydı? Evet, ulaşmış. Çünkü derişimler artık ne yapmış? Sabit kalmaya başlamış. Derişimler ne zaman sabit kalmaya başlıyorsa denge orada, tepkime orada dengeye gelmiştir. Geldim C şıkkı. Y'nin denge derişimi 0,6 molar. Denge derişimi, yani sabit kaldığı derişim. Y kaçta sabit kalmış? 0,6'da. O zaman denge derişimi diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki X'in denge derişimi kaçta sabit kalmış? 0,5'te. O zaman X'in denge derişimi 0,5'tir. D şıkkı. Zamanla ileri yöndeki tepkimenin hızı azalmıştır. Arkadaşlar, hız zaman grafiğini incelerseniz, hız zaman grafiği, ileri yönlü hız zamanla azaldı azaldı, öyle bir değerde sabit kaldı. Geri yönlü hız sıfırdan başladı başladı, öyle bir değerde sabit kaldı ve bu ikisi ne yaptı? Eşitlendi. İşte bu eşitlendiği ana denge anı diyorum. Dolayısıyla bir tepkimede ileri yönlü hız azalırken geri yönlü hız ne yapacak? Artacak arkadaşlar. D şıkkı da doğru. Şimdi geldim E şıkkına. Aynı sıcakta KC 6 bölü 5. KC'yi nasıl yazıyordu arkadaşlar? Ürünler derişimi bölü girenler derişimi, katsayılarda üst olarak yazılıyor. O zaman benim burada bir tepkimenin ifadesini yazmam lazım. Tepkimeyi yazmam lazım. Peki tepkimeyi nasıl yazacağım? Şimdi X giren, Y ürün. Bunu biliyorum. Çünkü X zamanla azalırken Y zamanla artmaya başlıyor. Girenler zamanla azalır, ürünler zamanla artar. Peki katsayılarını bulmam lazım. Dikkat edin. 0 ile 5 saniye arasına dikkat edin. X 0,1 harcanırken Y ne oluşmuş? 0,2 oluşmuş. Oluşma ve harcanma miktarları bana katsayılar arasındaki ilişkiyi verir mi? Verir. O zaman X'in katsayısı 1 ise Y'nin katsayısı ne olur? 2 olur. Şimdi gelin yazın. Ürünler bölü girenler. Artık tepkimeyi yazdım. Buldum yani. Y'nin karesi bölü X'in birinci kuvveti. Denge anındaki derişimlerini yazacağım. Y'nin denge anındaki derişimi 0,6. 0,6 çarpı 0,6. Bölü X'in denge anındaki derişimi 0,5. Buradan işlem yaptığım zaman 0,36 bölü 0,5 gelir. Yani 36 bölü 50. O da ne yapar? 18 bölü 25 değerini bulurum. KC değerim. Yani E şıkkı 6 bölü 5 değil, 18 bölü 25 olur. E şıkkı yanlıştır yorumunu yapıyoruz. Geldik 10. soruya. Belirli bir sıcakta H2S'in asitlik sabiti, bakın asit bazlarla ilgili bir soru. Asitlik sabiti 1 çarpı 10 üzeri -4, HF'nin asitlik sabiti
5 çarpı 10 üzeri eksi 9 olduğu bilinmekte. Bu asitlerin aynı sıcaklıktaki eşit derişimli su çözeltileri ilgili hangileri doğru? Arkadaşlar bana iki tane asit vermiş ve bu iki asidin K'ları belli. Bir kere ikisi de zayıf. Çünkü ikisinin de neyi var? K'sı var. Peki hangisi daha zayıf, hangisi daha kuvvetli? Ne yapıyordum arkadaşlar? Hemen Ka değerlerine bakıyordum. Ka arttıkça ne yapıyor arkadaşlar? Ka arttıkça asitliğin kuvveti artıyor. Asitliğin kuvveti artar. Asitliğin kuvveti arttı. Ka arttıkça iyonlaşma yüzdesi arttı. Ve Ka arttıkça arkadaşlar asitliğin kuvveti arttığı için, daha iyi asit olduğu için pH'ın ne yaptı? Azaldı. pH azaldı arkadaşlar. Şimdi geldim. H2S'in, bakın H2S'in 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olduğunu gördük. HF'nin 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 olduğunu gördük. Soruda bize verilmişti bu. Şimdi hangisi daha büyük? Evet, bunun Ka'sı daha büyük. Dolayısıyla bu daha kuvvetli bir asittir. Daha kuvvetli bir asit. Bu ise, yani HF ise daha zayıf bir asit. Şimdi öncüllerimize bakıyoruz. Bunu belirledik. Şimdi HF daha zayıf bir asittir. Birinci öncülümüz doğru. 2. H2S'in pH değeri daha büyük. Arkadaşlar daha kuvvetli bir asit H2S. O zaman daha kuvvetli bir asitse pH ne olur? Daha düşük olur. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. 3. İyonlaşma yüzdeleri eşittir. Bir kere kuvvetli olan H2S'in, daha kuvvetli asit olan H2S'in iyonlaşma yüzdesi daha büyüktür. Eşit değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bu öncülümüz yanlış. Bana doğruyu sorduğu için cevabımız A şıkkı olur yorumunu yapıyoruz. Geldim 11. soru 1. KÇÇ sorusu. XY2 katsı için KÇÇ değeri verilmiş. Bana bunun saf sudaki çözünürlüğünü ve 1 molar X'e çözeltisindeki çözünürlüğünü soruyor. Hemen KÇÇ belliyse saf sudaki çözünürlüğünü bulmak çok basitti arkadaşlar. Bunu ne yapıyorum? İyonlaştırıyorum. X artı 2, 2 tane Y eksi. Diyorum ki bunun saf sudaki çözünürlüğü A olsun. Bu A iken bir tane iyonlaştı. Bu da A. 2 tane iyonlaştı. 2A. O zaman hemen KÇÇ yazıyorum. Sadece ürünlere göre yazıyordum. X artının birinci kuvveti. Yani A'nın birinci kuvveti. Çarpı Y'nin ikinci kuvveti. Yani 2A'nın karesi. Buradan işlem yaptığım zaman 2A'nın karesi 4A kare. Bir de A ile çarptım. 4A küp. Bu neye eşit? Bakın KÇÇ değerini vermiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşit. 4'ler birbirini götürdü. A küp 10 üzeri eksi 12 ise A buradan ne geldi? 10 üzeri eksi 4 molar geldi arkadaşlar. Bakın bu bulduğumuz saf sudaki çözünürlük. O zaman bir kere A şıkkı gitti. E şıkkı gitti. C şıkkı, pardon, B şıkkı gitti. Elimde C ve D kaldı. Şimdi geldim ikinci ifadeyi. Yani 1 molar X'e çözeltisindeki çözünürlüğü bulmayı. Burada ikisini de yazıyorum arkadaşlar. İkisini de iyonlarına ayırıyorum yani. Çözüyorum. İyonlaştırarak ayrıştırıyorum. X artı 2 ve 2 tane Y eksi oldu. Peki XZ çözeltisine bakıyorum. X artı 2, Z eksi 2. Çünkü aynı iyonlar gelecek arkadaşlar. Geldim. Bana bunun 1 molar olduğunu vermiş. Bu 1'e 1 ise bu da 1 molar. Bu da 1 molar. Bana diyor ki bu tuzun bundaki çözünürlüğü. Bu tuzun bundaki çözünürlüğü B dedim. Bu B ise bu da B oldu. Bu da 2B oldu mu arkadaşlar? Kat sayısına göre 2B. Peki KÇÇ yazıyorum. Kimin için verildi KÇÇ? XY2 için. O zaman yazalım. X artı 2'nin birinci kuvveti çarpı Y eksinin karesi. Geldim X artı 2. Dikkat et. Bir B'den geliyor. B geliyor. Bir de 1 molar geliyor. Ne dedik? Az çözünen tuzdan gelen ortak iyon ihmal edilir. Burada kimin az çözündüğünü bilmiyorum ama KÇÇ'si kimin yazılıyor arkadaşlar? XY2 için. O zaman KÇÇ yazılan tuz az çözünen tuzdur ve dolayısıyla az çözünen tuzdan gelen, KÇÇ'si yazılan tuzdan gelen ortak iyon ihmal ettim. B'yi ihmal ettim. X yerine direkt ne yazdım? 1 yazdım. Y yerine 2B'nin karesi yazdım. 2B'nin karesi. Buradan işlem yaptım. 4B kare. Bu neye eşit? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşit.
4'ler birbirini götürdü arkadaşlar. B kare 10 üzeri eksi 12 ise B buradan 10 üzeri eksi 6 molar geldi. Yani cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. Bakın saf sudaki çözünürlük ve ortak iyon içeren çözeltideki çözünürlük sorularını bu şekilde yapıyorduk. Geldik 12. soruya arkadaşlar. 12. soru bir elektrokimya sorusu. Bana demiş ki pilin çalışma süresince X artı 2 iyon derişimi arttığına göre. Arkadaşlar iyon derişimi arttığına göre. İyon derişiminin arttığı yer neresi? İyon derişimi artması için ne olması lazım? Yükseltgenme olayı olması lazım. Metalin yükseltgenip iyon durumuna geçmesi lazım. Dolayısıyla yükseltgenme nerede oluyor? Anot bölmesinde oluyor. O zaman iyon derişiminin arttığı bölme anottur. Neresi artıyor? X. O zaman X'in anot, Y'nin katot olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geldim. Hangileri doğrudur demiş. 1. Elektronlar dış devreden Y elektroda doğru hareket eder. Birinci öncülde elektronlar nereden nereye gidiyordu? Anottan katota. O zaman anot X, katot Y nereden nereye gidecek? X'ten Y'ye doğru hareket edecek. O zaman birinci öncülümüz doğru mu? Doğru. 2. Y X'ten daha pasif bir metaldir. Arkadaşlar aktif olan metal neydi arkadaşlar? Aktif olan anottu. Buradan anot kim? X. O zaman X'in aktifliği Y'den fazladır diyorum. Yani Y X'ten daha bir pasif metaldir. Doğru mu? Bu ifade de doğru oluyor. Geldim üçüncü öncüle. Tuz köprüsündeki iyonların hareketi. Arkadaşlar tuz köprüsündeki anyonlar nereye gidiyordu? Anyonlar ki yani eksi yükler. Bakın anyonlar eksi yükler anota gidiyor. Katyonlar yani artı yükler katoda gidiyor. Şimdi bakalım eksi iyonlar nereye gidecek? Anoda gidecek. Anot neresi? X'in bulunduğu yer. Yani XCl2 çözeltisinin bulunduğu kap. Dolayısıyla bu öncülde doğru mu? Bu öncülde doğru. Cevabımız A şıkkı oldu arkadaşlar. Elektrokimya anot katot belirleme yöntemlerini bilirsek rahatlıkla yaparız. Geldik 13. sorumuz. Yine bir elektrokimya sorusu. Pil düzeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada bir anot katot belirlemem lazım arkadaşlar. Anot katot belirlemek için şuralara dikkat ediyorum. Bu potansiyeller ne potansiyeli? Bakın ikisi de elektron alma şeklinde. Yani ikisi de indirgenme şeklinde verilmiş. O zaman ben bunları bir yükseltgenmeye çevireyim. Yorumlamak için. Kim anot, kim katot. Pb, Pb artı 2 yaptım. Tepkimesini yazmıyorum. Direkt ter çevirmiş gibi düşünüyorum. Potansiyelim ne oldu? Eksi 0,13'tü. Artı 0,13 volt oldu. Peki alüminyuma bakıyorum. Alüminyumu da alüminyum artı 3 olarak düşündüm. Eksi 1,66 idi. Artı 1,66 oldu. İşte ikisi de yükseltgenmesi oldu mu? İkisi de yükseltgenme durumuna getirdik. Ve şimdi ne yapıyorum? Yükseltgenmesi büyük olan kim? Alüminyum. O zaman yükseltgenmesi büyük olanın anot olduğunu ne yaptık? Bulduk. Ve burası anotsa burası da katot. Bakın yükseltgenme potansiyeli büyük olan anottur. Aktiftir ve anottur. Şimdi geldik. O zaman tepkimelerimizi yazacağız. Anot tepkimesi ve katot tepkimesi. Anot tepkimesi yükseltgenme şeklinde. Alüminyumun anot, Pb'nin katot olduğunu belirledim. Evet, anot tepkimesini metale göre yükseltgenme şeklinde yazıyorum. Alüminyum artı 3, artı 3 elektron. Şimdi indirgenmesi eksi 1,66 idi. Yükseltgenmesi ne oldu? 1,66 volt oldu. Katot tepkimesini ise çözeltideki katyona göre indirgenme şeklinde yazıyorum. Çözeltide Pb artı 2 var. Elektroda göre değil ha. Çözeltideki katyona göre indirgenme şeklinde yazdım. Pb artı 2, 2 elektron Pb. Zaten bana indirgenmesini vermiş. Eksi 0,13 volt. Şimdi elektronları yok etmek için yukarıyı 2 ile aşağıyı katot tepkimesini 3 ile çarpıp yazıyorum arkadaşlar. 2 alüminyum taraf tarafa toplayarak yazıyorum. 3P artı Pb artı 2. Elektronlar birbirini götürdü. 2 tane alüminyum artı 3. 3 tane de Pb kaldı. Ve potansiyelim 3, 1,
53 volt oldu. Şimdi bu E0 pil değeridir. Ve derişimler 1 molarsa, iki tarafın derişimde 1 molar olduğunda pilin gerilimi, pilimizin başlangıç potansiyeli 1,53 volttur derim. Eğer iki taraftaki derişim 1 molarsa. Yok, derişimlerden birisi 1 molardan farklıysa veya ikisi de farklıysa Nernst eşitliği kullanırım ve pilin başlangıç potansiyelini bulurum. Eğer derişimler 1 molarsa pilin başlangıç potansiyeli 1,53'tür. Hemen bakıyorum. 1 molar, 1 molar. İki taraftaki derişimde 1 molar olduğu için pilin başlangıç potansiyeli 1,53 volttur. O zaman A şıkkı doğru oldu. Geldim B şıkkına. Zamanla alüminyum elektrot kütlesi azalır. Ne dedik? Anot aşınır, katot katlanır. Gaz çıkışı yoksa. Alüminyum anot mu? Anot. O zaman anot aşınacağı için anot elektrodun kütlesi ne yapacak? Azalacak. B şıkkı da doğru. Geldim C şıkkı. Birinci kaba. Hemen C şıkkı için tepkimemizi yazalım. Net tepkimemizi yazalım. 3PB artı 2. 2 tane AL artı 3. Ve 3 tane PB. Şimdi birinci kaba PbNO3-2 eklendiğinde. Ben bu kaba PbNO3-2 eklersem. Ne olur? PB artı 2 derişimi. Eklediğim katı iyonlarına ayrışır. PB artı 2'yi ben artırmış oldum. Bakın ben artırdım. Sistem ne yapacak? Le Chatelier ilkesi arkadaşlar. Sistem azalttı. Sistem ürünleri ne yaptı? Artırdı. Denge ne tarafa doğru yöneldi? Sistemin artırdığı yer ürünler. Denge ürünlere yönelirse E pilimiz ne yapacak? Artacak. O zaman arkadaşlar PB artı 2 eklemde pil gerilimi azalır demiş. Yanlış demiş arkadaşlar. PbNO3-2 eklendiğinde pil gerilimi azalır. E pil arttı arkadaşlar. Geldik D şıkkına. İkinci kaba saf su eklendiğinde. İkinci kaba saf su eklendiğinde pil gerilimi artar. Hemen bakalım ikinci kap ne kabı arkadaşlar? Anot kabı. İsterseniz tepkimeyi yazın. İsterseniz pratik bilgiyi vereyim. Şunu unutmayın. Anot kabına, anota su eklenirse E pil artar. Evet, anota su eklenirse E piliniz ne yapar? Artar. Katota su eklenirse E pil azalır. Dolayısıyla ikinci kap anot olduğu için anota su eklenirse E pil artar. Bu da doğru. Geldim E şıkkı. Birinci kapta zamanla PB artı 2 derişimi azalır. Birinci kap katot. Katotta ne olacak? İndirgenme olayı olduğu için iyon derişimi ne yapacak? Bakın katotta iyon zamanla metale dönüşüyor. Dolayısıyla iyon derişimi azalır. E şıkkı da doğru. Bana yanlışı sorduğu için cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız C şıkkı olur. Birinci kaba PbNO3-2 eklendiğinde. Bakın birinci kap katot. Katot kabına PbNO3-2 eklediğimde ne yaptım? PB derişimini artırdım. Ben artırdım. Sistem azalttı. Sistem ürünleri artırdı. Ürünleri artırdığı için denge ürünlere kaydı. Ve E pil ne yaptı arkadaşlar? Arttı. E pilin artması lazım. Dolayısıyla burada azalır dediği için cevabımız C şıkkı yanlış oluyor arkadaşlar. Evet, üçüncü denememizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.